merak ediyorum. Milletvekili olduktan sonra böyle sizi en çok zorlayan, ya hani her zaman, şimdi belki siz söyleyemezsiniz bunu da, ama bıktım arkadaş ya dediğiniz bir konu var mı? Şöyle, burada dertleşmiş de olalım. Hem programın sonunda biraz. Ben de evet yıllardır siyasetin içindeyim. Her kademesinde aşağı yukarı çalıştım ve basamak basamak geldim bugünlere. Çok şükür emek vererek geldim. Bundan sonraki yolculuğumuza da Ispartalı hemşerilerimiz ve partililerimiz karar verecek. Şimdi ben tabii il başkanlığından itibaren birinci insan olmaya başlıyorsunuz. Artık ön planda olan sizsiniz. Yönetim kurulu üyeliği, milletvekili danışmanlığı, gençlik kolları daha farklı görevler. Yükünüz artıyor dolayısıyla. Şimdi il başkanlığında bile ben çıkıyordum evimden yürüyerek il başkanlığına gidiyordum. Çıkıyordum, köylere gidiyordum. Isparta'nın mahallelerini geziyordum. Milletvekilliği farklı bir yük. Haftanın bir kere net 3 günü şeydeyiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Salı, çarşamba, perşembe günleri. Komisyon yoksa. Bir de parti meclisine girdim. Bir de genel merkez yükü var. Hadi diyelim Kırklareli'ne görevlendirildin. Hatay'a görevlendirildin. Malatya'ya gidiyorsun. Antalya'ya gidiyorsun. Onurdur bu arada benim için. Parti meclis üyeliği de. Fakat elim eskisi kadar tabii rahat değil. Beni siyasette ne çalışmak yorar, ne önerge vermek yorar, ne konuşmak yorar. Ama beni siyasette, ya yalım telefonlara bakmıyorsun artık demeleri üzüyor ve yoruyor. Yoruyor. Ya şöyle bir işimiz vardı, bir halledivermedin. Aslında uğraştım ama hallolmadı. Bakın ben 300'lerde falandı elimdeki talep, belki sizle en son konuştum. Şu anda 31 Mart seçimlerinden sonra 1.000 tane talep var benim elimde. Bunlar iş 1.000. talepleri Bunun yoğunlukla herhalde, üçte değil mi? ikisi net iş talebi. Şimdi şöyle, birincisi ben bakan olsam bunları yapamam. Bırakın milletvekilinin. İkincisi biz bir şey iddia ediyoruz ya. Bu ülkeye liyakat getireceğiz diyoruz ve insanların sıkıntılarını anlıyorum. Fakat Türkiye'de siyasetçiyi de iş takipçiliğinden çıkarmak lazım. Bakın bunu da büyük bir cesaretle burada sizin programınızda söylüyorum. Siyasetçi iş takipçisi olmaktan çıkmalı. KPSS, biz niye diyoruz? Mülakatlar kalksın diye ben niye Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bağırdım? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karşı. Bundan dolayı bağırdım. KPSS sınavına hakkıyla herkes girse. Belediyelere de personel alınırken benzer bir sistem olmalı. Ve bu merkezi sistemle, belki Türkiye Belediyeler Birliği'nin merkezileştireceği bir sistemle alınmalı. Anlatabiliyor muyum? Bizim bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil. Çok Ben anladım, belediye ben oraya başkanı ve bakan da getirmek olsam bu kadar talebi yerine getiremem. Dolayısıyla siyasette ne köy gezmekten, ne gece istedim. yarılarına kadar konuşmaktan, ne çözüm üretmeye çalışmaktan hiç mutsuz değilim. Beni yormuyor da. İşte Piyer'in anketi gibi anketlerde karşılığını görünce daha da motive oluyorum. Ama yalım telefonu açmıyorsun, bir de işimizi görmedin lafları biraz beni üzüyor ve yoruyor. Her telefonu açmak istiyorum. Ama sahada olmanın bir bedeli var. Hem sahada çalışıp hem devamlı telefona bakamıyorsunuz. Ben gerçekten büyük bir yoğunluk içerisindeyim. Ben il başkanlığı daha zor diyordum milletvekilliğinden. Onu geri alıyorum. Parti meclis üyeliği ve milletvekilliği daha zor.